arkadaşlar, bugün sizlere iş parasitleri anlatacağım. Daha önce dış parasitlerden bahsetmiştik. Diğer videolara ulaşabilirsiniz. İç parasitler köpek ve kedilerde çok yaygın görülüyor. Bu sebeple önem arz eden bir konu. Örnek verecek olursak Giardia gibi mikroskobik bir canlıdan tutun 3-5 metreye kadar ulaşabilen tenyalar gibi çeşitli parazitler mevcut. Neyse ki tüm kedi ve köpek parazitlerine karşı onları öldüren yok eden etkili ürünler, preparatlar var. Pek çok iç parazit mevsimsel gelişim gösterir. Özellikle yaz aylarında, havanın ısınmaya başladığı aylarda, ilkbahar başında sayıları hızla artmaya başlıyor. Sonbahara kadar bu şekilde çok yaygın görülebiliyorlar. Sıcak havada da sayıları oldukça artıyor. En iyi çözüm ise düzenli ayaklarla iç ve dış parazit uygulamaları yapılmalıdır. İç parazitler nelerdir? Sırasıyla değinecek olursa yuvarlak solucanlar. Bu solucanlar genellikle anne karnındayken kedi ve köpek yavrularına geçerler. Bunun dışında yavrular doğduktan sonra eğer anne iç ve dış parazit uygulamaları yapılmamışsa anne emmek suretiyle ya da emdiği zaman da deri üzerinde bulunan parazitleri vücutlarına bünyelerine alabilirler. Nasıl fark edebiliriz bunu ya da nasıl şüphelenebiliriz? Annenin iç ve dış parazit uygulamaları yapılmamıştır. Yavruların karnı çok şiştir, kusarlar. Hatta kustuğu zaman bazen kurtları, solucanları görebilirsiniz kusumunda. Bunlar bizim iç parazitlerden şüphelenmemiz için yeterli olmaktadır. Anneler gebelik öncesinde iç ve dış parazitlere karşı aşılanmalı, daha sonra çiftleştirip gebe bırakılmalı. Yavrular ise 14-15 günlük yaşlardan itibaren eğer anneye iç parazit uygulamaları yapılmamış ise yavrular ise 14-15. günlerden itibaren iç parazitlere karşı uygulamalar yapılabilir. Daha sonraki parazitimiz ise tenya dediğimiz sesot grubunda yer alan bir parazittir. Tenyalar daha çok dış gıdayla anüs çevresine yapışmış beyaz pirinç tanesi şeklinde görebilirsiniz. Gözünüze çarpabilir. En yaygın tenya diffidum carinum dediğimiz tenya olmaktadır. Nasıl bulaşabilir başka da dersek kedi veya köpeğimizin üzerinde pire varsa ve köpeğimiz bunu ısırmak suretiyle vesaire de derisini yalarken sindirim sistemi yoluyla vücuduna alabilir ve bu tenya kedi veya köpeğimize bu şekilde bulaşmış olabilir. Bulaşma ihtimali var. Sizlere bahsedeceğimiz üçüncü parazit ise Giardia dediğimiz protozoan ve tek hücreli olan bir parazit. Genellikle kedilerde sebebi tespit edilemeyen kronik ishara sebep olur. Nasıl anlarız bunu? Uzun süreli kronik ishar. İshar kanlı da olabilir. Bu şekilde dikkatinizi çekebilir. Özellikle kedi yavrularında daha çok karşılaştığımız bir durum. Dördüncü olarak bahsedeceğimiz ise kalp kurtları. Kalp kurtları işte sivrisinek benzeri kanatlı artropodların kedimizi veya köpeğimizi ısırması sonucunda kan dolaşımını geçip oradan da kalbe yolculuk etmesi ve kalbe yerleşmesi neticesinde köpeğimiz enfekte veya hasta oluyor. Bu yumurtalar ilerleyen zamanlarda yetişkin hale gelip kalp dolaşımını ve kalbin fonksiyonlarını olumsuz yönde etkileyebiliyorlar. Nasıl anlayabiliriz bunları? Çok çabuk yorulma, öksürük, halsizlik, yeme içmeden kesilme, bu durumlar şüphelenmemize sebep olabilir. Sizlere bahsedeceğim son parazit de toksoplazma dediğimiz tek hücreli protozoan parazit. Toksoplazma neden önemli? Çünkü zoonoz özelliği var, yani bizlere de bulaşabiliyor. Bizlere nasıl bulaşıyor derseniz, enfekte kedinin tuvaletiyle ya da dışkısıyla bizlere bulaşıyor. Özellikle hamile kadınlar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler risk altında. Bu kişilerin biraz da özenli olması lazım kedilerle uğraşırken. Basit önlemlerle kendimizi koruyabiliriz. Neler yapabiliriz? Öncelikle hamile kadınlar ve bağışıklık sistemi zayıf olan insanlar kedi tuvaleti temizlerken, bahçeyi temizlerken ya da çiğ etle uğraşırken mutlaka eldiven giymelidir. Sizlere bugünlük bahsedeceğim iç parazitler bunlar. Önem arz eden en çok karşılaştığım, bizler için tehlike yaratan, sizin sağlığınızı etkileyecek en önemli parazitlerden bahsettim. Eğer aklınıza takılan sorular olursa, sormak istediğiniz, merak ettiğiniz konular varsa alta yorum olarak yazabilirsiniz. Beğenip paylaşabilirsiniz. Hoşça kalın.